Merhaba arkadaşlar, AutoCAD eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Polar Tracking'den bahsedeceğim. Polar Tracking'e geçmeden önce arkadaşlar, AutoCAD'deki koordinat sistemini daha önceki derslerimde anlatmıştım ama kısaca özetleyecek olursak, bir tane yataydı, bir tane dikeydi, bir çizgimiz var. Bu yataydaki çizgi X, dikeydeki çizgimiz ise Y'dir. X'ten başlayarak, sıfırdan başlayıp Y'ye doğru saatin ters yönünde ilerleyen bir açı sistemi vardır AutoCAD'de. Şöyle gösterecek olursak, X ekseninden başlayıp Y'ye doğru, daha sonra eksi X, eksi Y deyip tekrar X'te bitecek şekilde bir açıyı da çizgi çizmemize olanak sağlar. Bir dört tane şeklimiz var arkadaşlar. Bunu Polar Tracking ile çizmeye çalışacağız. Polar Tracking'e nasıl ulaşırız? Polar Tracking'i arkadaşlar klavyeden F10 tuşuna basarak açıp kapatabiliriz. Veya durum çubuğunda en alttaki ortonun yanındaki simgeye tıklayarak Polar Tracking'i açıp kapatabiliriz. Eğer mavi ise aktif haldedir. Mavi değil ise kapalı haldedir. Buradaki yanındaki okuna tıklayarak da arkadaşlar hangi açılarda çizim yapmamız olanak sağladığını buradan görebiliriz. Veya Tracking Setting'den ayarlar kısmından bunu buradan da aktif hale getirebiliriz arkadaşlar. Buradan da açıları görebiliriz hangi açılarda olduğunu. Okey diyorum, kapatıyorum. Bakın Polar Tracking açık hale geldi. Burada bir karemiz var arkadaşlar. Bu karemizin 600'ü 600 olduğunu görüyorsunuz. Bunu polyline ile çizmeye çalışacağız. Bakın buradan oka tıkladım. 90 dereceyi seçtim arkadaşlar. Bundan sonra 90 derece orto kapalı olmasına rağmen bakın arkadaşlar. İlk noktaya tıkladım. Bakın bir çizgi, kesik çizgi oluşuyor. Hangi yöne giderseniz o yöne doğru kesik çizgi aktif hale gelecektir. Buraya 600 yazdım. Enter'dim. Yukarıya doğru kürsörümü hareket ettirdim. 600 yazdım. Enter dedim. Sol tarafa doğru kürsörümü yönlendirdim. 600 dedim. Enter dedim. Aşağı doğru kürsörümü yönlendirdim. 600 dedim. Enter dedim. Enter diyerek çıktım. Bakın 600-600 bir kare oluşturduk. Burada çokgenlerimiz var. Beşgen var. Bunu çizmeye çalışacağım. Bunu çizmeden önce arkadaşlar 72 derece var mı? Bir bakalım. Burada 72 derece yok arkadaşlar. Tracking setting kısmına geliyorum. Buradan arkadaşlar bu kısmı aktif hale getiriyorum. New diyorum. Buraya 72 derece yazıyorum. OK diyorum. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan artık 72 dereceyi bakın burada çıktı. 72 ve 144 derece oluyormuş katları. Buradan Polyline'ı seçtim çizim komutlarından. Buradan ilk noktamı seçtikten sonra bakın 90 derece 6 350 yazıyorum. Enter diyorum. Buradan bakın şu hareketi yaptığımda bakın 72 dereceye geldiğimde kürsörümün yanında polar 72 derece yazıyor arkadaşlar. Buna 350 yazıyorum. Enter diyorum. Bunu da girdi. Bakın burada da aynı şekilde 144 derece yazıyor. 350 yazıyorum. Enter diyorum. Buradan da aynı şekilde bakın 216. Bu arkadaşlar 144'ün üzerine eklediğimizde 72 derece 216 derece der. 350 diyorum. Enter diyorum. Ve son olarak da bakın bu tarafa geldim. 288 72'nin katları olduğu için buraya da 350 yazıyorum. Enter diyorum. Enter diyorum ve beşgenimi de çizmiş oldum. Şimdi burada bir tane altıgenim var. Bu altıgenimin açıları 60 dereceymiş. Yine buradan bakıyorum. 60 derece var mı? 60 derecemiz varsa sıkıntımız yok. 60 derecemiz yok. Buradan tracking setlik'e geldim. Bunu siliyorum. Buraya yeni diyorum arkadaşlar. 60 derece yazıyorum. OK diyorum. Buradan oka basıyorum. Polar Tracking'in yanındaki 60 dereceyi seçiyorum. Drawer çubuğundan Polyline'a geldim.
Başlangıç noktamı belirledikten sonra arkadaşlar 300 değer giriyorum. Sonra arkadaşlar bakın 60 dereceye oynattığımda bakın kesik çizgi oluşuyor. Bunlara da 300 diyorum. Enter diyorum. Bakın buraya da 300 diyorum. Enter diyorum. 300 diyorum. Sol tarafa. Aşağı doğru çekiyorum. İşte 60'ın katları olan 240 oluştuktan sonra 300 diyorum. Enter. Son olarak da arkadaşlar bakın. Buraya çekiyorum. 300 diyorum. Enter diyorum. Enter diyorum. Ve altıgenimi de çizmiş oldum. Şimdi burada bir tane sekizgenimiz var. Bunu da çizelim. Gravaraj çubuğundan polyline komutuna girdim. Bu büyük ihtimalle var arkadaşlar. Bakın 60 derece seçiyordu. Şimdi 45 derece seçeceğim. 45 dereceyi seçtim. Buradan ilk noktama tıkladım. Sağ tarafa doğru çektikten sonra 230 yazıyorum. Enter diyorum. Yukarıya 45 derece. Bakın hemen oluştu. 45 derece oluştuktan sonra 230 yazıyorum. Enter. Düz yukarıya çıkıyorum. 230 yazıyorum. Enter. Bu tarafa doğru arkadaşlar 45'e 90 eklersem 135 eder. 230 ekliyorum. Enter. Sol tarafa doğru 230. Enter. Aşağı doğru 180'e 45 eklersem 225 olur. 230 diyorum. Enter. Aşağı doğru çekiyorum. 230. Enter. Son olarak arkadaşlar gene 270'e 45 eklersem 315 olur. 230 yazıyorum. Enter diyorum. Enter diyorum ve 8 kelimeyi de bu şekilde çiziyorum. Yani biz orta açık olmadan da bu şekilde çizim yapma olanağımız var. Polar tracking'i de bu şekilde kullanabiliriz. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın.